Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, gördüğünüz gibi masamın üstü bir hayli kalabalık. Bugün çok istek alan, gerçekten kendin yap videolarının hemen hemen hepsinin altında Necdet abi bize projektör yapar mısın? Hadi dedim yapalım, çünkü çok istek geldiği için ben de kendimi borçlu hissetmeye başladım. Ama YouTube üzerinde bu videodan yüzlerce bulabilirsiniz. Bir ayakkabı kutusu, bir adet mercek, büyüteç takıyorlar. İçine telefonu koyuyorlar. Al sana projektör cihazı. Bizimki öyle olmayacak arkadaşlar. Biraz emek vereceğiz. Kafa yoracağız. Aynen piyasada satılan projektörler gibi duvarımızda, telefonumuzda, tabletimizde film izleyip kliplerimizi seyretme imkanı sunacak bize. Gerçekten kaliteli olacak. Yani böyle duvarda karıncalar dans etmeyecek. Gerçek tabletteki, telefondaki görüntünün birebir aynısını duvara yansıtacağız. Burada tek bir sır vermek istiyorum. Bu tarz iş yapan arkadaşların hepsine saygı duyuyorum. Emek vermişler sonuçta. Ama genelde ayakkabı kutusu kullanmışlar. İçerisini siyah boyayla boyamışlar veya siyah kağıtla kaplamışlar. En büyük yanlışı orada yapıyorlar. Biz ne yapacağız? Biz tam tersini yapacağız. Ondan o arkadaşların görüntüleri duvarda gözükmüyor arkadaşlar. Öylesine işte biraz şekiller gözüküyor. Biz tam tersini kullanacağız. Siyah orada görüntüyü boğuyor, duvara yansıtmıyor. Şöyle kırtasiyelerde satılan el işi alüminyum var. Bundan kullanacağız. Ayrıca bizim cihazımızın öbürlerinden ayıran bir özelliği de, dışarıdan koyacağız telefonumuzu veya tabletimizi. Yani hem tablet hem telefonu kullanabilme olanağı sunacak bize. Gerçekten böyle bir fonksiyonel bir cihaz yapacağız. Evet, şimdi malzemelerimizi keserek işe başlayabiliriz. Bu dakotoyu bizim alt ve üstümüz oluşturacak. 30 santimden 2 adet parça keseceğiz. Ön parçamızı dikkatli bir şekilde yapıştırıcımızı sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. Burada yapıştırırken hızlı davranmak gerekiyor. Zira hemen tutuyor çünkü. Eğri olduğu zaman düzleme şansı vermiyor size. İyice düz tutmakta fayda var parçayı. Şimdi de yan çıtamızı yapıştıralım.
Kutumuz hazır. Ön merceğimizi yerleştirdik. Sağını solunu yapıştırdık. İçerisine alüminyum döşeme yapacağız. Bunu şöyle ölçelim. Kenarlarına gelecek şekilde. Şuradan keselim. Şimdi aynamızı arka kısma, şu arka kısma şöyle yatık bir şekilde koyuyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde koymamız gerekiyor. Çünkü görüntümüzü bizim bu ayna yansıtacak buradan. Bu şekilde üst kapağı buradan tablete göre bir yer açacağız. Telefona göre yer açacağız. Aynı zamanda tablete göre yer açacağız. Telefonumuzu ve tabletimizi kutunun üzerine koyduğumuz için daha avantajlı olacağız. Buradan en azından film izlerken, herhangi bir şey izlerken şarjını takabileceğiz. En azından şarjını takabileceğiz. Hoparlörümüz dışarıda olduğu için dışarıya ses verecek ve kulaklık girişinden dışarıya, kulaklık girişinden de hoparlöre, yani amfiye 5+1'e falan takabileceğiz. Şimdi arkadaşlar planımız değişti. Ben görüntü testi yaparken bir şey fark ettim. Şöyle bir elimde boru vardı. Bu plastik bardakların otomatı. Hani bunun içerisine plastik bardak koyuluyor. Alttan çekiliyor. Böyle bir otomat vardı benim elimde. Kullanmadığım. Bunu şimdi şöyle bir denedim. Şuraya koydum. Bizim ikinci merceğimizi, büyütecimizi bu kısma koyuyorum. Görüntüyü biraz daha netleştiğini gördüm. Baştan bu boru planda yoktu. Geliştirdim yani. Kendiliğinden gelişti. Boruyu koyduktan sonra fark ettim. Görüntü biraz daha net. Şimdi böyle bir boru koyacağım içerisine. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bunu öncelikle alt kısmında şöyle bir zemin var. Buraya yapıştıracağız. Daha sonra bizim hatta bu merceği önce yapıştıralım. Üzerine. Şu kısımlara lastik conta yapmak istiyorum. Daha sonra, şu anda elimde yok. Çünkü kapağı kapattığımız zaman buralardan ışık sızmaması lazım. Şimdilik bir test edelim. Ben daha sonra bu kısımlara pencere bantları var. Aynen alıp bu kısımları pencere bantıyla bantladıktan sonra kapağımı kapatıp şöyle iki yerden vidaladığımız zaman bu sağlam bir şekilde duracaktır. Şimdilik gelin cihazımızı bir test edelim. Ben de merak ediyorum. Telefonumuzun kutunun üstünde olmasının büyük bir avantajı. Biz şimdi geçen gün yaptığımız amfiyi kullanacağız. Böyle dışarıda telefonun dışarıda olmasının bir avantajı da şarj sorunu olan telefonlarda şarjı da buradan takıp
aynı zamanda hem şarj edip hem filminizi izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, görüntümüz aynen birebir telefondaki görüntünün aynısı duvarda. Şu anda gerçek karanlıkta çekim yaptığımız için tabii ki size biraz kalitesiz geliyor ister istemez görüntü. Hiç ışık yok odada çünkü. Ancak bu kadar görüntü alabiliyoruz. Görüntümüz televizyon yaklaşık 80 inç bir televizyon görüntüsü. Bunu cihazımızı ileri geri çekerek duvarda daha büyük hale getirebiliyorsunuz tabii ki. Aynen böyle arkadaşlar, görüntümüz 10 numara oldu. Şimdi gelin bir de tablette deneyelim. Tablette de internet üzerinden bir klip açalım. Yorucu bir çekimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiş. Yani bir ayakkabı kutusu alıp önünü delip ben de bir mercek yapıştırabilirdim. Al yaptım diyebilirdim. Çünkü çok istek vardı abonelerimden. Necdet abi projektör aleti yapar mısın diye. Ben bekliyordum. Hani malzemeleri tedarik edeyim, düzgün bir şey yapayım diye. Gerçekten öyle bir tane kutuyu delip de önüne mercek koyduğum zaman hiç olmuyor arkadaşlar. Denedim, olmadı. Geliştirdim. Hatta videonun başında o boruyu koymamıştım. Sonradan gelişti o videonun video çekim esnasında. Yani bu da şunu gösteriyor. Bu tarz işler, faydalı işler. Bunu izleyen genç arkadaşlar, elektronikte ilgilenen arkadaşlar daha da ileriye götürebilir. Merceklerin yapılarını değiştirebilirsin. Netlik ayarını düzgün yaptığınız zaman arkadaşlar duvara şöyle İleri geri çekip netlik ayarını yaptığın zaman gerçekten seyredilebilir bir görüntü veriyor. Keşke çıplak gözle izleme şansınız olsa. Yani kamera karanlık olduğu için biraz puslu gösteriyor tabii ki. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşarak paylaşmak güzeldir. Serüvenle ortak olalım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.